Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar tığımızın numarasını gösterdim. 21 numara tığ ile yapıyorum. Ve boncuklarımız arpa boncuk arkadaşlar. Yani size bugün arpa boncuklu bir oyu modeli nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar trabzanların arasına arpa boncuk koyup böyle mor papatyalar yaptım. Sade, zarif bir model oldu arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. İlk önce iki zincir çekerek her zamanki gibi tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Sonra arkadaşlar bunun dalı 1,5 TL tüm tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Sade mor renkle yapacağım arkadaşlar. Mor ve sarı uyumu yaptım. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yeni başlarken bu şekilde bir sık iğne ile tutturup örümcek ile başlıyorum arkadaşlar. Rahat olması açısından. Biz burada arpa boncukla başlayacağız. Sık iğne ile tutturduk. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde ipimi tığımdan çıkarıp bir tane buraya arpa boncuk takıyorum arkadaşlar. Tığımın ucuna aldım boncuğumu. Çıkardığım bu bir zincir çekip çıkardığım ipi de arpa boncuğumun içinden geçirip bu şekilde buraya tutturdum. Bir zincir çekiyorum tekrar üzerine. Hem alta hem üstte birer zincir. İki tane arkadaşlar tığımın başını doluyorum. Bir, iki tığ battı atlayıp Buradaki üçüncü tığ battımın içine bir, iki, iki, iki olarak girdim. Şimdi arkadaşlar dört zincir çekip üç ve dört. Buraya bir tomurcuk yapıyorum. Dört zincirden bir tomurcuk oluşturdum. Trabzanımın üzerine altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. 5 ve 6. Alt. 6 tane sık iğneyi yaptım. Hemen dibine. Aynı tığ battığım için arkadaşlar. Yoksa çok yanına batıp destek vermek istediğinizde bu birbirine yakın görüntüyü elde edemezsiniz. Şuralarınızda topaklanma olur. O yüzden aynı tığ battıya batmanız o yanınızın daha güzel durmasını sağlayacaktır. Bir zincir çekiyorum. Yine tığımı çıkardım boncuğumu tığıma taktım bir zincirimin üzerine aldım arpa boncuğumu buraya kapattım tekrar bir zincir iki defa doluyorum tığımın başını iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir iki 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 alarak yine bir trabzan yaptım aynı bu trabzan büyüklüğünde arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyorum ve buraya şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum şu üç papatyamın sığacağı büyüklükte bir arkadaşlar yine bir zincir çekip buradaki dört tomucuklu yaptığım dört, dört zincirli tomurcuğun içine kapattım. Bir zincir çekip dönüyorum ve bu örümceğimin iki kanatından alıp buraya bir sık iğne yapıyorum. İki zincir bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. Bir, 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girip 1 2 2 3 trabzan 1 2 2 4 trabzan 5. trabzanım arkadaşlar zincir çekerek yani 2 zincir çekerek örümceğime kapatıyorum şimdi yaprağımızın papatyamızın yaprağının biri hazır aynı şekilde buraya 3 tane yaprak yapacağım 2 zincir bir defa doladım örümceğime girdim 1 2 2 bir defa doluyorum 1 2 2 3 seferde aldım trabzan yapıyorum 1 2 2 4 oldu tekrar 2 zincir kapattım örümceğimi Evet arkadaşlar şimdi buraya bir tane daha yapalım 1 2 bir defa 2 zincir çektim bir defa doladım 1 2 2 Şöyle yuvarlak durması için iki zincir çektim arkadaşlar. Bir defa doladım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane trabzanım oldu zincirimle beraber. Hemen iki zincir kapattım buraya. Evet arkadaşlar şimdi buraya altı tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, üç. Dört, 5 ve 6 6 sık iğnemi yaptım yine dibine arkadaşlar bir yanına değil hep dibine çünkü birbirine uzaklaşmasını istemiyoruz şöyle şu şekilde durmasını istiyoruz tekrar bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar bir zincirimi çektim ipimi tığımdan çıkardım şöyle arpa boncuğumu tığıma geçirip çıkardığım bir, bir, zincirli ilmeğimi alıp buraya geçirdim üzerine ben de bir zincir çektim hem altında hem üstünde arpa boncuğumun bir zincir var İki defa doladım iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir iki, iki 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 olarak alıp buraya bir trabzan yapıyorum dört zincir dört zincirimi kapattım trabzanıma altı tane sık iğne bir 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğnemizi hemen aynı tığ battığının için arkadaşlar bastırarak söylüyorum aynı tığ battı olması önemli sonra arkadaşlar bir zincirimi çekip arpa boncuğumu alıyorum buraya arpa boncuğumu kapatıyorum sık iğne ile üzerine bir zincir iki defa doladım yine aynı şekilde arpa boncuğun işlemi aynı arkadaşlar hiç farklı bir işlemi yok arpa boncuğumuzu tığımız aldıktan sonra buraya iki zincir çekiyorum şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum döndüm bir zincir çekiyorum arkadaşlar örümceğimin üzerine de buradaki tomurcuğumun içine kapattım örümceğimi. Bir zincir çektim, döndüm ve buraya örümceğimin iki kanatını alarak bir sık iğne ile dönüş yapıyorum. Bir, iki zincir. Bir defa doluyorum. Papatyamızın yapraklarını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Üç seferde bir, iki, iki. Bir, iki, iki, üç. 4. Dört. İki zincir kapattım buraya bu şekilde biri hazır iki zincir bir defa doluyorum yuvaya girdim bir iki iki bir defa doluyorum bir iki iki üç dört İki zincir çektim buraya kapattım iki zincir bir defa doladım yuvaya girdim bir iki iki 3 4 2 zincir yuvaya girdim kapattım bu şekilde yine arkadaşlar 2 zincirle dönmüştük biz de 2 zincirle girip bu şekilde buraya tomurcuk yapıyoruz ve gerisine 6 tane sık iğne yani trabzanımın üzerine 6 tane sık iğne 5 ve 6 Aynı tığ battığımızın içine arkadaşlar kapattım buraya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Çok da hoş ve güzel oluyor arkadaşlar. Çok da zarif oluyor. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyoruz ve arpa boncuğumuzu alıp Şişimizi takıyoruz. Orada da takabilirdik aslında arkadaşlar. Bu şekilde Buraya sık iğne ile kapattım zincirimin üzerine. Bir zincir çektim. İki defa doladım. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battı ya. Bir, iki, iki, iki olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. Dört zincir. Tomurcuk olarak kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir zincirimi çektim. Yine arkadaşlar buraya bıraktım ipi alıp kapattım. Bir zincir çektim yine üzerine arpa boncuğuma. iki defa doluyorum. İki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battım. Bir, iki, iki, iki. Dört zincirimi çekip bir, iki, dört zincir kapattım buraya. Bir, iki, 3 4 5 6 Tığ battımın içine kapattım. Bir zincir çektim. İpimi bırakıp tekrar bir arpa boncuk daha alıyorum arkadaşlar. Kapattım buraya. Bir zincir çektim. Yani bunu buraya sık iğne yaptım. Üzerine bir zincir çektim iki defa doladım iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıma bir iki 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 olarak aldım şimdi arkadaşlar bir zincir çekiyorum buraya ve bir örümcek yapıyorum bu şekilde ve dönüp arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum tabii ki buradaki dört tomurcuma kapatıyorum tekrar bir zincirle düz yüzüne dönüyorum Buraya 3 tane arkadaşlar yaprak yapacağız. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir. Bir defa doladım. Bu iki örümceğin iki kanadından alıyoruz. 3 seferde. 1 2 3. 1 Bir defa doluyorum. 1 2 3 4. 3 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum. 5. trabzan olarak buraya. Tekrar 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 1 2 2. 1 2 2. 1 2 2. 2 zincir. Yuvada kapattım bu şekilde. 2 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2. 3 4 2 zincirimi çekip kapattım buraya. Bir zincir çektim. Hemen arkadaşlar buraya kapattım bu şekilde. Geriye 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Aynı tığ battığının içine 7. sık iğne olarak yaptım bir zenci çektim ipimi kopardım arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıtı pıtı bir papatyalarım oldu modelimiz bu şekilde arkadaşlar yapacak arkadaşlara kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar